Öteden beri zenginleşmek için milletvekili oluyor. Şu olur. Onun için harcarlar onlar gider keyiflerinde. Bizim gibi 10 bin liradan geçinen insanlar değil. Ha, bizi düşünen yok. Acımızdan ölüyoruz. Yani düzen bu. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunların bitmesi lazım. İsraf çok. İsraf alabildiğine, israf keseceğiz diyorlar ama israf alabildiğine fazlalaşır israf. Devlette israf hiç olmadı bugüne kadar, görmedik. Efendime söyleyeyim, başka da ne söyleyeyim ben? Yine vatandaştan kemerleri sıkma tavsiyesi. Ya işte zaten kemerlerimizi sıkın, bakın ben 10 tane düğüm şey açmışım buraya. 10 tane açmışım, bakın şurada, şuraya kadardır 10 tane açtım. Artık kemer sıkacak şey de kalmadı bak. 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Kemer sıka sıka. Daha ne yapalım yani? Biraz da siyasiler mi kemer sıksın diyorsun? Siyasi mesaj ne de işte halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım. Bir taraftan yani insanlar açlıkla boğulurken öbür taraftan da insanlar lüks yaşıyor. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz. Sizce şatafat bir ihtiyaç mı? Kesinlikle ihtiyaç değil. Yani şu çocuğun hakkından alıp istakoz yemek kendilerine ne kadar yakıştırıyorlar bilmiyorum ama kesinlikle ihtiyaç değil. Ya insanlar lükse alıştırıldı aslında, yani kendi lüksüne değil. Onların lüksüne bizi alıştırdılar. Ya israftan başka bir şey değil. Ya görüyorsunuz herkes aç. Ama onlar istakoz yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ya tabii ki ihtiyaç değil ama özellikle böyle bir dönemde yani insanlar çok büyük yoksulluk içindeler şu anda yani. Böyle bir dönemde hiç değil yani. Ama görgüsüz olunca insan, yani bence onların görgüsüzlüğünü dışa vurmalı. Halk da buna çok üzülüyor tabii. Ya yani kendileri bu kadar zor yaşarken onların lüks içinde yaşaması üzüyor yani. Peki şatafatın halka bir faydası var mı? Olur mu? Tam tersi. Mesela ülkede yöneticiler ekonomik yaşasa, ne derler ona, tasarruf etse halk da yapar. Ama sen orada lüks içinde yaşayacaksın. Sonra dönüp insanlara diyeceksin ki tasarruf edin, porsiyonları küçültün. Komik oluyorlar yani. Ama millet uyanıyor, merak etmeyin yani. Bundan sonra boylarının ölçüsünü alıyorlar işte. İstakoz paylaşımı evet. mı? Evet, onlar. Aymazlık başka bir şey değil yani. Ne diyeyim ki? Vatandaş bu kadar zor durumdayken bu paylaşımların yapılması nasıl? Kendini bilmezlik. Aslında çok şey demeye de gerek yok. Tek kelime anlatıyoruz. Aymazlık, kendini bilmezlik. Yani ne diyeyim? Bu görüntüde bir halka bir faydası oluyor mu? Uyanmış olanları olur bence. Uyana bir şey yapamayız. Ne diyeyim, ona da bir şey diyemeyeceğim. Yani herkesin yorumu farklı o konuda. Çok yanlış. Türkiye'nin hali belli zaten. İnsanların yaşam standartları belli. Yani insanlar ekmek bulamazken, çöpten ekmek toplarken, pazar artıkları toplarken bunların bu şekilde reklam yapması veya medyaya yansıması veya içlerinden gelerek yapmaları, yani mantığa, akla, her şeye aykırı. İnsanın, vatandaşların aklıyla alay ediyorlar. Aşağılıyorlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Son dönemde belediyenin fahiş borçları çıktı. Milyar. Onlar her zaman vardı. Her zaman vardı. İşte CHP ifşa etti. O kadar. Şeyi nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Belediyelerdeki lüks banyoları, tutumları. Ya olmayacak şeyler. Onlar işte balık baştan kokar. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar söyleyeyim. Öyle yani. Şöyle, biz eğer kendi değerlerimizi korumak için önce kendimize bakmalıyız. Yani ben zengin yaşarken halkın fakiri yaşarsa bu ne siyasetçidir ne insanlık için. Yani nereye giderseniz gidin bir anlam taşımaz. Hazreti Ali ne demiş? Yukarıdakiler zenginse, halk fakirse orada hırsızlık var demektir. Bu kadar net. Rolex'li paylaşımlar, istakoz paylaşımları, lüks makam odaları. Halk bu durumdayken böyle bir paylaşım yapmaları normal mi sizce? Valla anormalın üstünde anormal yani. Vatandaşın durumunu görüyorsunuz değil mi? Sen oralarda yaşayacaksın, vatandaş sokaklarda perişan. Alışveriş yerlerinin durumu ortada. Yani bu iktidara söyleyecek hiçbir sözüm yok. İnşallah diyorum bak. Ben de emekliyim ama ben Hollanda'dan emekliyim.
Her zaman oraya dua ediyorum. Bunlara da tam beddua ediyorum. Anladın mı?